Bergama'nın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançar. Bugün sizlere bilgi verici bir video çekeceğim arkadaşlar. Protez bacaklar hakkında, yani protez diz eklemleri hakkında bazı bilgiler vereceğim. Detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Özellikleri nedir? Düşük segment, orta segment, yüksek segmentteki protez bacaklık, protez diz eklemlerinin yani özellikleri nedir, ne gibi farkları vardır? Bunları anlatmaya çalışacağım ve hayalimdeki protez diz eklemini size göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar, düşük segmentteki bir diz eklemine başlayacağım arkadaşlar size. Öncelikle bir diz ekleminin fotoğraflarını size göstereyim. Bu diz eklemi arkadaşlar 3R80 diye geçiyor. Hidrolik bir diz eklemi, full manuel ayarlarla, yani elektronik desteği yok, pil desteği yok, şarj desteği gibi şeyler yok bu. Düşük segment ama çoğu insanın da tercih edip kullandığı bir diz eklemi arkadaşlar. Bu arada şeyleri sayıları ara sıra söyleyemiyorum. Kusura bakmayın hiç. Şimdi özelliklerine geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hidrolik bir diz eklemi arkadaşlar. Full manuel ayar yapabiliyorsun, hızını ayarlayabiliyorsun. Böyle üstüne basınca yük freni nasıl yavaşlayacağın şekilde full manuel ayar yapabiliyorsun yani. Elektronik desteği falan yok. Ayrıyetten şuradaki gösterdiği ufak düğme yok mu arkadaşlar şu? Protezin istediğin zaman bükülmesini engelleyen bir kilit o. Şimdi arkadaşlar, bu protezin özellikleri nedir arkadaşlar? Dediğim gibi full manuel bir eklem arkadaşlar bu. Elektronik desteği yok. Yani kendiliğinden böyle hareket ettirme, süzdürme gibi özelliği yok. Bu biraz sizi yorabilir. Ama fiyatına göre çok kaliteli bir diz eklemi arkadaşlar. Çoğu insanın tercih ettiği bir diz eklemi. Ve çoğu insan bunu kullanıyor. Full manuel ayar yapılıyor. Dediğim gibi hidrolik bir eklem. Suya karşı dayanıklı. Çoğu ortamda kullanılabilen. Yani öyle bir eklem arkadaşlar. Şimdi size birkaç video göstereyim. Daha çok anlarsınız ne demek istediğimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, suya dayanıklı ve şurada dikkat ettiyseniz suyun içinde bükülüp kırılmasın, denge kaybı olmasın diye girdikten sonra suya şuradan düğmeden kilitliyor protezi. Şimdi sıra sıra göstereyim arkadaşlar size. Dediğim gibi suya karşı dayanıklı. Suyun içinde rahat hareket edebilirsiniz. Çıkmaz, hiçbir sıkıntısı olmaz. Burada da yeni kullanan kullanıcılar protezi keşfetmeye çalışıyor ve neler yapabileceğini test ediyor. Bu şekilde nasıl atlatabileceğini. Bunların hepsi ben Instagram'da takip ediyorum arkadaşlar. Bunları hashtag olarak da paylaşıyorlar insanlar. Bu şekil yani. Burada da arkadaşlar, bu adam nasıl böyle yürüyor derseniz arkadaşlar, protezin üstüne ayak şeklinde kaplama yapabiliyorlar. Yani ayak şekline benzetebiliyorlar. Pantolon filan giyince protez olduğu filan anlaşılmıyor. Böyle yürüyebiliyorsun. Tabi bu üst tarafını kaplatmamış. Sadece alt tarafına ayak şekli verdirmiş. Şöyle istediği gibi yürüyebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, çok tercih edilen bir protez. Bisiklet filan de sürebiliyorsunuz. Koşu bandında yürüyebiliyorsunuz ama o kadar çok hızlara çıkamayabilirsiniz, koşamayabilirsiniz bununla.
Yani günlük hayatta çoğu şeyi bu protez ile yapabilirsiniz. Burada da kapak açma akımına da katılmış bazı arkadaşlar. Burada mizah yapıyorlar tabii ki de. Bu o video değilmiş galiba. Videoları karıştırdık ama olsun. Burada gerçeğini açıyor. Gördüğünüz gibi John Stem miydi neydi o adamın adı? Protez de açabiliyor bu da. Protezi kitlemiş ve dönüp vuruyor. Arkadaşlar şimdi gelelim bu diz ekleminin yani protez bacağın yani bazılarının değişine göre fiyatına gelelim arkadaşlar. Bunların tanesi 4000 dolar mı neydi arkadaşlar? Geçen sene mi, 2-3 sene mi önce bunların tanesi 15.000 TL'ye mi ne satılıyordu? Şimdi tanesi 20.000 TL'ye, 25.000 TL'ye çıkmış olabilir. Net bir fiyat söyleyemem. Şimdi biraz orta segment bir proteze gelelim arkadaşlar. Benim de kullandığım bir protez bu. Hibrit Kine diye geçiyor bu arkadaşlar. İlk önce fotoğraflarını size şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu hem hidrolik hem elektronik hem de şarjlı pilli bir eklem. Yani ister şarjlı olanı seçebiliyorsunuz. Günlük olarak şarj ediyorsunuz şarj aletini. İster yıllık olarak pilli oluyor. Onu pilini alıp her yıl değiştirebiliyorsun bunları. Bunların içinde anakart oluyor arkadaşlar. Bunlar programlanabiliyor ne kadar hızlı adım atacağını, ne kadar yavaş atacağını. Yani sen adımı şu şekilde yapıyorsun. Size kısa özet anlatayım onu. Adımı şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar, protez kendi tamamlıyor. Elektroniğin farkı budur. Yani sizi fazla yormamak. Şu şekilde adımı atıyorsunuz arkadaşlar, o hareketi tamamlıyor. Hızlandınız mı otomatik hızlanıyor ve düşeceğinizi anladım, protez kendini falan kilitliyor. Bu gibi özellikleri var. Size şöyle fotoğraflarını göstereyim protezin sağdan soldan. Dediğim gibi buna da ayar yapabiliyorsunuz hızına. Ayrıca yük frenleri oluyor bunların durabilmesi için. Yani üstüne basınca diz durması için. Böyle sağdan soldan da göstereyim ekranı size. Şimdi videolarını da göstereyim. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama bunları detaylı şekilde anlatmak istiyorum size. Bazı arkadaşlar bilmiyor, yeni protez kullananlar falan oluyor. Bu videoyu izleyince belki bilgileri olur. Bu protezle çoğu şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu protez maalesef suya karşı dayanıklı değil arkadaşlar. Bunlar suya, toza karşı fazla dayanıklı değil. Ya toza dayanıklı ama suya girdiğinizde bozulabilir. Elektronik bir eklem çünkü bu arkadaşlar. Yani bununla da bisiklet sürebilirsiniz. Koşu bandında yürüyebilirsiniz. Şu an benim kullandığım eklem bunlar zaten, diz eklemleri. Şöyle bu şekilde yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar rahat yürüyor. Yani bunu istediğiniz gibi kontrol edip yürüyebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu arkadaş da tek ayak olduğu için daha rahat yürüyor. Böyle yokuştan nasıl indiğini gördünüz arkadaşlar yani. Burada da koşu bandında yavaşça yürüyor. Arkadaş yeni başlamış galiba protez kullanmaya. Yani bu eklem maksimum koşu bandında 6.0 hızına kadar rahatlıkla yürümenizi sağlıyor. 6'dan sonrası koşu moduna girdiği için bu eklem koşuyu karşılamıyor arkadaşlar. Bu eklem elektronik bir eklem aynı şekilde yani. Şimdi arkadaşlar gene size orta segmentten elektronik bir eklem göstermek istiyorum. Şu şekilde. Aynı eklem ama farklı bir markanın ürettiği bir eklem. Çoğunlukla kullanılan modelleri gösteriyorum size bu arada arkadaşlar. Bu da Silek diye geçen bir eklem. Şu şekil fotoğrafları sağlı sollu. Birkaç videosunu da izleteyim arkadaşlar size. Bu şekilde rahatlıkla elektronik bir eklem arkadaşlar. Bunlarla daha rahat yürüyorsunuz. Daha az enerji harcıyorsunuz ilk gösterdiğime göre. Gördüğünüz gibi. Tek ayak olduğu için daha rahat yürüyor arkadaşlar, bildiğiniz üzere.
Yük freni dediğimiz kısım arkadaşlar, yokuş inerken, merdiven inerken dizin böyle kitlenmesini sağlayan, kendini birden salmamasını sağlayan. Çünkü salarsa takla atarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Diğer videoları da izleteyim. Böyle spor salonunda filan. Yani günlük hayatta yapabileceğiniz çoğu hareketi bununla daha rahat yapabiliyorsunuz. Yani daha az enerji harcayarak diğer ekleme göre. Şimdi bunların fiyatına gelelim arkadaşlar. Bunların az az videolarını buldum internetten. Bunların fiyatlarına gelince arkadaşlar, elektronik ve hidrolik kontrollü bir protez arkadaşlar, bunların fiyatları 60 ile 80 bin TL arası değişiyor tanesi. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. 60 ile 80 bin TL arası değişiyor bunlar. Elektronik olduğu için biraz pahalı. Şimdi gelelim arkadaşlar üst segment bir protez diz eklemine. Gene arkadaşlar bu diz ekleminin de aynı şekilde birçok modeli var. Ama en çok bilinen ve en çok kullanılan diz eklemi ve aynı zamanda benim hayalimdeki bir diz eklemi bu arkadaşlar. Çok güzel bir diz eklemi. Bununla çoğu şeyi, hatta her şeyi yapabiliyorsunuz desem yeri var arkadaşlar. Şöyle fotoğraflarını göstereyim size sağdan soldan. Zaten görünüşten anlamışsınızdır farklarını. Böyle sağdan soldan bakınca arkadaşlar, zaten diz eklemi kendini gösteriyor gördüğünüz gibi. Ben kaliteyim, buradayım diyor. Şimdi arkadaşlar kısa bir özet geçmek gerekirse, bu hem mikro işlemcili, hem faz kontrollü, hem hidrolik ve hem ayarlanabilen programlı, hem şarjlı, hem pilli bir diz eklemi. Çok üst seviye arkadaşlar bunlar. Bunları bilgisayar programında programlıyorsunuz gene elektronikte olduğu gibi, ama bunların programı daha değişik. Yani daha gelişmiş ve daha üst segment, sizi daha rahat ektiriyor. Yani demek istediklerimi videoyu anlatayım, daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce size şöyle bir tanıtım filmini izleteyim bunu. Daha iyi anlamanız için, yani farkları. Hayalimdeki bir diz eklemi çünkü. Bu arada arkadaşlar bu eklemle arkadaşım söylemeyi unuttum, koşabiliyorsunuz ve bu hem elektronik olmasına rağmen suya, toza, her şeye dayanıklı arkadaşlar. Tek ayak olduğu için daha rahat kullanıyor arkadaşlar. Çift ayaklara göre biraz daha zor. Arkadaşlar bu düz eklemi biyonik olduğu için, yani çoğu hareketi robot gibi attırıyor. Daha kontrollü ve daha güvenli bir diz eklemi. Gördüğünüz üzere hareketi otomatik tamamlıyor ve hareketi tamamlamadan bırakmıyor arkadaşlar, güvenliği için. Dikkat edin, böyle eklemi birden salmıyor. Şöyle yavaşça salıyor. Biyonik olduğu için. Eklem tabii ki de sizi hiç yormuyor arkadaşlar. Elektronik dediğimiz eklem arkadaşlar şu şekil. İleri hareket ettirmeyi kolaylaştırıyor sadece ve daha konforlu. Ama biyonik dediğimizde arkadaşlar, bunlar çok fonksiyonlu. Hem ileri doğru hareketi böyle yormadan attırıyor, hareketi tamamlıyor. Hem geri doğru çektiğinizde hareketi tamamlıyor. Yani çift fonksiyonlu. Yani ileride anlarsınız, biraz daha videoları izleyelim ne demek istediğimi. Gördüğünüz gibi frenledi kendini, kilitledi. Bak gördüğünüz gibi üstüne yük bindiği anda diz kendini kilitliyor. Suya da dayanıklı.
Bunların kitleme düğmesine gerek yok arkadaşlar, ilk gösterdiğimdeki gibi. Bu çünkü otomatik kendi böyle bir düşman oldu mu kendi kendini kilitliyor yani. Anlıyor protez düşeceğinizi. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi size kullanıcıların paylaştığı videoları göstereceğim. Farkı görün arkadaşlar, bakın şu an hem kolu yok hem iki ayağı da yok. Protez onu nasıl taşıyor görüyorsunuz, yokuştan iniyor şu an. Yani protezin ne kadar güvenli olduğunu anlatmak için size bu videoyu seçtim. Şimdi gelelim diğer bir videolara. Bakın arkadaşlar, bunların bir grubu var Instagram'da, sayfaları var. Bunlar böyle tüm çift ayakları olmayan insanları böyle bir gruba toplamışlar. Video çekiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar. Arkadaş çevresi yapmışlar kendilerine böyle. Aynı protezi kullananlar. Yani ne kadar rahat yürüdüğünü, yokuştan nasıl indiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten protez adımı kendi tamamlıyor farkındasanız. O sadece şu şekil yapıyor hareketi. Yani ayağınızı şu şekil kaldırdınız mı üst kısmı, o otomatik tamamlıyor. Bunlar terlik de giymiş tabi. Gördüğünüz gibi burada merdiveni nasıl çıktığını görüyor. Tamamen tutulmadan çıkmaya çalışıyorlar, buradaki amaç o yani. Bak şu arkadaş baya bir güzel protez kullanıyor arkadaşlar. O işin piri olmuş artık, çözmüş bak. Tabi protezi kullanmak kullanıcıdan kullanıcıya da değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisiklet sürebiliyorsunuz. Koşu bandında yürüyebiliyorsunuz. Rahatlıkla çoğu günlük hareketlerinizi, aktivitelerinizi bu diz eklemi karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spor salonunda ağırlık kaldırmanızı da destekliyor. Maksimum 150 kiloya kadar kendi ağırlığınızla birlikte kaldırabildiğinizi biliyorum ama 200 de olabilir, tam hatırlamıyorum şu an. Şöyle günlük kullanıcı arkadaşlar, bunları Instagram'da videolarını bulabilirsiniz. Böyle. Elektronik bisiklet sürüyor burada arkadaşlar. Scooter mı neydi bunların adı, unuttum. Yani dediğim gibi bakın şu an kasisten iniyor kaldırımdan. Ve diz eklemi kendini kilitliyor. Alt taraf. Ayrı bir kısım. Şimdi sadece diz eklemlerinden bahsediyoruz. Yani çoğu hareketi yapabiliyorsunuz. Protez sizi düşürmemeye çalışıyor elinden geldiğince. Bakın ne kadar rahat yürüdüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem röportaj yapıyorlar, hem yolda yürüyorlar. Bunlar bir grup arkadaşlar. Yani kısa özet bu ama Instagram'dan takip etmek istiyorsanız arkadaşlar, her protezin etiketi var burada arkadaşlar. 3R80 gördüğünüz gibi. Hybrid Kine gördüğünüz gibi. Silek de burada. Ve Genium 3X arkadaşlar, burada çoğu kullanıcı var. Bu da dediğim Dream Team. Şimdi arkadaşlar, bu Bionic dediğimiz diz ekleminin fiyatına gelelim arkadaşlar. Bu diz ekleminin fiyatı maalesef 500.000 TL ve 600.000 TL arası değişiyor. Yani 400'de 600.000 TL arası oynuyor tanesi. Amerikan dolarına bakarsak 50 ve 75.000 ya da 75 ile 100.000 dolar arası değişiyor bu eklemlerin fiyatı ve dediğim gibi çok üst bir diz eklemi bu. Ama her şeyi yapabilir ve hayalimdeki bir diz eklemi. Ben 2 tane protez kullanıyorum ve 2 tane almak zorundayım. Düşünsenize 1 trilyon kusur para vermem lazım ve bende o para yok. Ama işte hayal kurmak bedava arkadaşlar.
Belki bir gün onlar alacak parayı buluruz YouTube'dan veya sponsordan veya biri hediye eder diyeceğim de kim hediye edecek 500 bin TL para. Dile kolay tanesi. Şimdi arkadaşlar biraz lükse girecek şeylerden de bahsedeyim size. Ayak. Yani diz eklemini geçtik arkadaşlar. Ayak. Bildiğiniz ayak. Şu şekil. Bu hareketleri yapabilen ayaklardan bahsedeyim size. Diz eklemlerinden bahsettim. Ayak dediğimiz şey arkadaşlar şu. Gördüğünüz gibi bu da biyonik elektronik bir ayak arkadaşlar. Şimdi size bunların özelliklerini yani neler yapabiliyor onların videolarını da izleteyim. Bunları ilk önce size kısa bir özet yapayım arkadaşlar. Normal bir protez kullanıyorsanız size sabit bir ayak verirler arkadaşlar. O ayak en fazla şu kadarcık esner. Fazla duyma görmediğinizden şu şekil esner. Yani fonksiyonu yoktur. En ucuz bir ayaktır normal bir protez alıyorsanız. Bu ayağın yani farkı nedir arkadaşlar? Bu ayak şu şekil komple esneyebiliyor. Yani şöyle bastığınız şekilde esneyebiliyor. Sağa sola biraz dönebiliyor ve yeri tamamen kavruyor. Ve daha az efor sağlamanızı ve daha iyi yürümenizi sağlıyor. Mesela şöyle anlatabilirim size. Bu ayakla dediğim üst segment Genium 3X protezi birleştirirseniz neredeyse hiç enerji harcamadan sizi bu protez ve ayak rahatlıkla yürütebilir ve hiç düşmezsiniz. Şimdi size videoyu izleteyim anlarsınız. Yeri kavruyor şu şekil hareket yapıyor gördüğünüz üzere. Bak gördüğünüz gibi. Esniyor ve daha rahat yürümenizi sağlıyor. Bak gördünüz mü? Bu şekil esnedi. Bu arkadaş da elektronik bir protez kullanıyor ama bunun markasını bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu esniyor arkadaşlar. Bu ayakla daha rahat edersiniz. Ben de bunlardan yok maalesef. Şöyle bir videosunu daha izleteyim size. Gördüğünüz gibi bu da başka bir modelin çeşidi. Şöyle esniyor, yeri kavruyor ve daha rahat yürümesini falan sağlıyor. Video çok uzuyor, o yüzden hızlı hızlı geçmeye ve hemen anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Şimdi gelelim arkadaşlar bunların fiyatına. Yanlış duymuyorsunuz arkadaşlar şimdi söyleyeceğim fiyatını. Sadece şu hareketi, şunları yapabilmesi için 50 bin TL ile 200-300 bin TL arasına kadar değişiyor bu ayakların fiyatı arkadaşlar. Şimdi kaliteli bir yürümek istiyorsanız dediğim gibi Genium 3X tanesi 500 bin TL. Ayrıyetten de buna da 200 bin TL versen tanesi 700 bin TL'ye normal bir insan gibi yürüyüp istediğin her şeyi yapabilirsin. Dilek olan 700 bin TL. Ama bunu alacak insan çok az, sınırlı. Zengin olmanız lazım kısacası. Şimdi gelelim lükse gelen bir şeye arkadaşlar. Herkes koşmak, herkes şunları yapmak ister yani koşmak ister kısacası. Ama o da bir para maalesef. Şimdi arkadaşlar ilk önce koşmanızı gerektiren diz. Bu arkadaşlar bu sizin koşmanıza yarayan bir diz eklemi. Ufacık şu kadarcık bir şey. Bu eklem sizin koşmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu da sizi esneterek daha hızlı koşmanızı yani daha hızlı hareket etmenizi sağlayan bir ayak bu da arkadaşlar. Diz eklemi ayrı bir şey, ayak ayrı bir şey. Gördüğünüz gibi bu bir ayak arkadaşlar. Şimdi size bunun bir videosunu izleteyim ve daha iyi anlayacaksınız beni. Evet, gördüğünüz gibi diz eklemi bükülmesini, koşmasını ve durmasını sağlıyor. Şu alttaki kısımda esnemesini ve daha hızlı gitmesini sağlıyor yani yormadan. Gördüğünüz gibi koşuyorlar yani. Şimdi size başka bir video daha izleteyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz bildiğiniz koşuyor yani şu an. Rahatlıkla yani. Tabii ki herkes böyle ayrıyetten yürüme protezi ister. Yani dediğim gibi Genium 3X olur, Hybrid Kine olur, Silek olur. 3R80 olur. Bunlar yürüme protezi olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlar da koşu protezi olarak geçiyor. Bunlar biraz lükse giriyor.
Normal diz eklemlerinle bazılarınla çok nadir dediğin gibi üst segmentlerle koşabiliyorsun. Yani hem yürümenize yarıyor onlar. Sadece yürümenize yarıyor aslında çoğu zaman. Yani bir 3x'iniz yoksa koşamazsınız. Tabi 3x'te koşsanız da bunun kadar rahat koşamazsınız. Çünkü 3x sizi koşarken yorur ve yavaşlatır. Ama bu yavaşlatmaz ve yormaz. Bu esnetiyor sizi. Bildiğiniz yaylı bir sistem arkadaşlar. Koşmanızı sağlıyor eforsuz bir şekilde. Evet arkadaşlar, her insan ister yani. Hem yürüme protezi olsun hem koşu protezi olsun. Ben de isterim. Ama bizim daha yürüme protezimiz yok ki koşu protezimiz. Ve ayrıyetten dediğim biyonik ayaklar. Diz eklemimiz saati yok. Ayağa saati alamayız, o ayrı konu. Yani koşu protezi de alabileceğimi sanmıyorum yani. Belki bir gün alırız. Ama her insan ister. Şimdi gelelim fiyatlarına kısaca. Arkadaşlar şu gördüğünüz şu şekil. Yaylı bir şey. Ayak bu dediğimiz kısım. 40.000 50.000 TL mi ne? Tam fiyatını bilmiyorum. Şu gördüğünüz diz eklemi de aynı şekilde 40.000 50.000 TL mi ne? Bunların ikisi olmadan tabii ki de koşamıyorsunuz. Yani ikisini kısacası bir 80 ile 100.000 TL arasında çıkarmanız lazım gözden. Neyse arkadaşlar, video baya bir uzadı. Sizi bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.